O etki çiftçi üzerinde büyük bir hasar tespit yaptı. Ne yaptı? 30 mahallemizde 787 çiftçi ailemizin yeri 4500 dönüm kapalı sera. Bunun içinde doludan, fırtınadan ve selden etkilenen 4500 dönüm kapalı alan. Bunun yanında da 9500 dönüm de açık arazide. Açık arazide derken buğdayından tut, marul, lahana, gernebahar, yani yeşil sebze, açık kış sebzesi dediğimiz açık arazide de büyük zararlar oldu. Bunun da nereden diyorsanız, biliyorsunuz devletimizin tarım il müdürlüklerimiz var. Tarım ilçe müdürlüklerimiz var. Sayın valimizin takdirleriyle, talimatlarıyla hemen acilen sahaya bütün ekiplerimiz çıktı. Hasar tespitleri yapıldı. Bu önümüzdeki günden bu hasar tespitlerinde 780 çiftçimizin yerleri üzerinde icmaller hazırlanacak. Bu icmaller hazırlandıktan sonra da bakanlığımıza acilen gönderilecek. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Bu 30 Mayıs 787 çiftçimizden bu kadar hasar görmüş yerimiz aşağı yukarı 15 bin dönüme yakın bir yer oluyor bu tamamı açık ve kapalı olarak. Tabii ki bu yaraları kim saracak? Ki buradan da buna çağrı yapıyorum. Devletimiz burada bu yaraları saracak. Devletimizden acilen bu çiftçilerimize destek gelmesi lazım. Çünkü destek gelmezse bu çiftçilerimiz nasıl ayakta kalacak? Tabii ki hiç olmaz dersek de burada kendimizi kandırırız biz. 15 bin dönüm benim söylediğim küçük bir rakam değil biliyorsunuz. Onun için de burada az bir rakam değil. Tabii ki etkiler mi? Etkiler. Ne kadar etkiler? %15 gibi bir fiyatlarda etkiler diye düşünüyoruz. Çünkü bu hepsi biliyorsunuz bu zarar gören tüm seraların hepsi daha bir aydan bu yana yeni daha mahsulü verip pazara girmeye başladıydı şu anda seralarımız. O seralarımızda bu mahsuller ölürse tabii ki bu ikinci mahsulü ekmesi için de biliyorsun tüm elinde parayı ne yaptı çiftçimiz? Bu seralarda yetiştirmek için mahsulünü, masrafını, maliyetin hepsini yapmış idi. Bundan sonra satacak, maliyet çıktıktan sonra kalan parayla da kendini idare edecekti. E bu da gitti, nasıl olacak?